Heyecanlandım, sorumu unuttum. Olsun, hep olur. Canlı yayının azizlikleri efendim. TRT'de böyle derlerdi. Canlı yayının azizlikleri efendim. Bu arada Güzel. arkadaşlar, arka planımı beğendiniz mi? Bir de ona bir şey yazın. Olmuş mu yani bu sefer? Her seferinde arka plandan bir fırça yazıyor. Tabii Hazal göremiyor şu anda, siz görüyorsunuz. Arka planı beğenmediyseniz 900-908'i. Acaba Eskiden bugün öyle bir şey herhangi var. olarak araya reklam alıyoruz? Vallahi ya, bugün de evet, eski günler hep depreşti. Nostalji Evet, olunca. zihni Evet, diğer tutan. soru gönder gelsin Azalcığım. Evet. Yani Hocam çok 24 güzel bir dakika soru. cevap vermişim bu soruya ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Güzel sorular geliyor. Evet, İnsanın sorular konuşması kalkılan. konuşması da geliyor yani. Ki hatta bana kalsa buradan hocam devam edecektim. Hani klaplardaki müziklerin yarattığı etkiden şuradan buradan hani ama onları bir sonraki aşamaya Yani saklıyordum. bak, gerçek zannetmişler demek ki, uygun. Yani benim ev böyle değil arkadaşlar. Yeşil perde üzerinde gördüğünüz bir arka plan bu. Evet, demek ki iyi duruyor arkadaşlar, gerçek zannettiğine göre. Elimi şöyle sallayınca fark ediliyordur aslında. Şöyle şöyle yapayım. Bak, kenarı yeşil yeşil uyguluyoruz. Evet. Hocam, hoşuma giden bir soru var burada. Bilinç için biyolojik canlılık şart mıdır? Yoksa bilgi işleyebilmek için ve seçim yapabilmek için ne? Ne? Bilinç için biyolojik canlılık şart mıdır? Yoksa bilgiyi işleyebilmek ve seçim yapabilmek sadece yeterli midir? Şimdi bilinç için neyin gerekli olduğunu söyleyebilmemiz için bilinç denen şeyin tanımını yapmış olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bilinçin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilinç şu anda bilimde ruh gibi bir şey. Yani ruhun da ne olduğunu bilmiyoruz. Herkes kullanıyor, inanıyor. Ya bana öyle sorular geliyor ki mesela, ya hocam peki ruhu nereye koyuyorsun? Yani ne ki ruh nereye koyayım? Yani kendi de bilmiyor ne dediğini. Mesela ruhu nereye koyuyorsun diye bir soru var. Ruh olduğuna çok emin ama onu nereye koydum merak ediyor. Ben mesela ruhun da ne olduğunu bilmiyorum, bilincin de ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada bilincin ne olduğunu bilen de yok. Koş, geçenlerde Takoz gibi bir kitap, yani hızlı inceledim, şöyle okumadım ama bilinç üzerine bir kitaptı. Ya yani kitabın sonunda söylediği şey, bilincin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için yazmış 700 sayfa kitabı. Biraz durumumuz bu. Bilinç tanımı yapıldığı takdirde zaten muhtemelen ilginç bir şey olmaktan çıkacak. Şu anda ilginç olmasının sebebi, biyolojik fonksiyonunu bilmiyoruz. Tam olarak kapsamını bilmiyoruz. Nereden çıktı bilmiyoruz. İşte sorudaki gibi maddede var mı bilmiyoruz. Yoksa sadece belli karmaşıklıktaki beyinlere mi özgü bilmiyoruz. Sadece insandan var, hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bu tip böyle bilinmezlerle birlikte kuantum fiziği gibi bir şey yani. Herkes işte istediği gibi yorumluyor ama aynı zamanda bu konuda çalışan bilim insanları, nasıl kuantum fiziğinde çalışanlar için kuantum fiziği size ne oluyor abi, işte o kadar enteresan bir şey değil mesabesinde bir bilim dalıysa, bilinç ve beyin araştırmaları da öyle. Bilinç basit algoritmalarla falan sınanan bir deneysel model olarak düşünülüyor bizim bilişsel nörobilim laboratuvarlarında falan. Dolayısıyla bilimin çok uğraştığı bir soru değil ama kendini bilmek, kendinin farkında olmak ve davranışlarının kontrolüne sahip olmak olarak nitelediğimiz bilinç, eğer böyleyse, bu şekilde tanımlıyorsak, ki bu en dar tanımıdır, basit bilinç tanımı, bu basit bir elektrik devresinden tek hücreli canlıya kadar her şeyde var. Hücrelerimizin yüzeyinde bulunan nanoskopik, yani mikroskopla bile göremediğimiz çok küçük protein iyon kanallarının bile karar verebilme yetenekleri var, fark edebilme yetenekleri var, hareketlerini kontrol edebilme, o duruma göre davranabilme gibi özellikleri olduğu için alt düzeyde aslında maddede içkin olan bir özellik olduğunu ama ortaya çıkabilmesi için maddenin karmaşık bir organizasyona girmesi gerektiğini düşünüyoruz genel olarak. Bilimciler, felsefeciler böyle bir şey düşünüyorlar. Ama benim inanan tarafıma sorarsanız, yani inançlarla hareket eden, o inançlarla derken bir dini inancı kastetmiyorum, bilgideki boşlukları kapatmak için kullandığım ve inanmayı tercih ettiğim öykülemeye bakarak cevap verirsem, bilincin aslında kainatın, bütün evrenin temelini oluşturan altyapı olduğuna inanma eğilimindeyim. Zira bu Richard Feynman, meşhur fizikçi, kuantum elektrodinamiğinin babası Richard Feynman'ın "evren maddeden çok devasa bir düşünceye benziyor" sözü benim için çok önemli bir aşama oldu onu ilk okuduğumda. Çünkü kuantum fiziksel alemde, yani maddenin ince yapı taşlarını incelediğinizde, burası böyle bildiğimiz katı topların çarpışmasından oluşan maddesel bir havuzdan çok, gelip geçen frekansların, dalgalı enerjilerin ve kesikli atomların yapısını oluşturduğu bir yer gibi gözüküyor. Ve bu da seyyal bir zihinsel aktiviteye, bizim nöronlarımızda elektrikle falan olduğunu gördüğümüz hikayeye çok benziyor. Dolayısıyla gerçekten gerçek ne kadar gerçek webinarında biraz detaylandırmaya çalıştığımız mesele buydu aslında. Bu gerçek ne kadar gerçek diye anlatmaya çalışırken, aslında bütün mesele
devasa bir fikre benziyor, bir düşünceye benziyor. Oysa biz bunun bir kısmını maddeymiş gibi algılıyor olabiliriz, o maddeye bilinç atfediyor olabiliriz. Halbuki bilinç her şeyin kökeni olabilir, nedeni olabilir. Bu da isterseniz panteizme, isterseniz deizme, isterseniz ulumanituizme, her şeye çıkabilir. Artık orası size kalmış efendim. Bu arada çok teşekkür ediyorum tekrar. Gerçek Ne Kadar Gerçek webinarı rekor bir ilgi gördü ve hala görmeye devam ediyor. Bu arada sürekli haber geliyor, birileri daha geliyor diye. Hemen hemen her gün bir şekilde bilet alıp katılan arkadaşların haberlerini geliyor bana, siteden raporları. Çok teşekkür ediyorum. Bu konudaki eylemlerim devam edecek sevgili arkadaşlar. Diğer hocalarımızla beraber. Özellikle bu arada yeri gelmişken de bu çarşamba günü, eğer tabii bu soru yorumun fragmanı o güne kadar yayınlanırsa bu parçası. Sevgili Hakan Güneş'in bir siyah kuğu webinarı var. Özellikle bu beklenmeyen günlerde, beklenmeyen durumlarda neden böyle şaşalayıp kalıyoruz ve aslında biz bu durumlar için ne kadar eğitimliydik? Bunu tekrar hatırlamak üzere sevgili Hakan Güneş bize güzel şeyler anlatacak. Ona da bir göz atın. Bir dakika şimdi girmeyin. Yayın bitsin ondan sonra.